Herkese merhaba. Her şeye rağmen ikinci bölümü başlıyor arkadaşlar. Videoma bu önemli açıklamayı yaparak başlamak durumundayım. Biliyorsunuz ki bu serinin özelliği her günden kısa kısa kesitler alarak haftalık bir seri yapıyorum ve salı günleri bu videoyu paylaşıyorum. Bu hafta ben bu videoyu çekerken bir açıklama yapıp Swiss Nutrition'dan ayrıldığımı duyurdum. Instagram'dan duyurdum bunu. Ve tabii ki yani bu videonun içinde de bunu belirtecektim. Hatta bu videonun içinde de bununla alakalı yerler var. Ama başında ben size açıklayayım. Çünkü olaylar bambaşka yerlere geldi. Bambaşka noktalara çekildi. Bu hoş değil. Her profesyonel ilişki bitebilir. Evet tabii ki bu ilişki gibidir. İlişki de ilk başlarda her şey çok güzeldir. Çok güzel başlar. Ama hiçbir ayrılık güzel değildir. Ayrılık varsa demek ki yani iki tarafta da bir sıkıntı var, anlaşılamayan bir nokta var ve yollar ayrılır. Bunu polemikler haline getirmek ben kesinlikle istemiyorum. Yani ben buradan ayrıldım diye bu markanın işte kötülenmesini, sizler tarafından olumsuz yorum yapılmasını kesinlikle böyle bir şey istemiyorum arkadaşlar. Sizden ricam, en azından beni seven takipçilerimden ricam. Saygı çerçevesinde bu konuyu lütfen ilerletelim. Sonuçta ben bu markaya geldim. Bu markayla çok güzel işler yaptık. Türkiye'de hiç yapılmayanları yapmaya çalıştım. Elimden geleni yaptım. Ama buraya kadardı. Ve bir yol ayrımına gidildi. Kesinlikle başka bir markaya ben geçiyorum. O yüzden buradan ayrıldım diye bir durum da yok. Hiç kimseyle de anlaşmadım. Zaten bu videonun içinde bunu da göreceksiniz. Gidip başka ürünleri aldım, inceledim. Şu an onları kullanmaya başladım. Paramı ödeyerek aldım. Farklı markalardan aldım. O yüzden lütfen saygı çerçevesinde kalalım. Kesinlikle kimse kimseye olumsuz bir şekilde yorumlar yapmasın. Böyle bir şey yok. Ekmek yedik buradan. Ekmek yiyen arkadaşlarımız var, sporcular var. Ben size bu ürünleri bu kadar zamandır sundum. Sunmamın sebebi ben de kullandım. Kullanırken bunu defa defa paylaştım. Bu çok önemli bir nokta. Ben sizi hiçbir zaman yanlışa yönlendirmedim, yönlendirmem de. Ama benim için bazı noktalar vardı ki artık burada olmamam gerektiğini hissettim. Ve geleceğim için, ailem için buradan ayrılma kararı aldım. Bu kadar basit. Ve bugün sabah bir hikaye paylaştım. Hikaye de bu. Şimdi kardiyo öncesi kullandığım saklamatörü size göstereceğim. Gördüğünüz gibi burada bir sürü markanın bir sürü ürünü var arkadaşlar. Bu gerçekten kullandığım şeyler kısmı polemik oldu. Arkadaşlar gerçekten kullandığım derken ben bunları kullanıyorum. Ama daha önce Swiss'teyken gene bunları kullanırdım ya onları kullanmazdım bunu kullanırdım değil. Şudur. Ben BCA içiyorum deyip de glutamin karıştırmıyorum. Ben kreatin içiyorum deyip de içine ne bileyim esansiyel amino asit koymuyorum. Gerçekten şu an bu sabah içtiğim ürün karışımım ne ise sizlere onu gösteriyorum. Ve zaten videonun ilerisinde bunu göreceksiniz. Ben supplement store'a gittim. Oradan bu ürünleri satın aldım. Şimdi tabii YouTube videosu görülmediği için, izlenmediği için, daha paylaşılmadığı için bu olay başka yerlere çekildi. Anlatmak istediğim bu. Lütfen bu konuyla ilgili başka bir şey düşünülmesin. Hatta daha geçen gün bu hikaye atmadan yaptığım açıklamayı da birkaç dakikalık bir açıklama vardı. Daha bu konular olmadanki düşüncelerimi de bundan sonra ekleyeceğim. İsterseniz kısa böyle hızlıca geçebilirsiniz orayı. Ama isteyenler varsa da izleyebilir. Yani ben bugün böyle söyledim. Dün öyle söyledim diye bir şey yok arkadaşlar. Ben dürüst bir adamım. Dürüstlükten yanayım. Yalanın dolanın içine gelemem. Bu tip şeyleri hiç sevmem. Doğru bulmadığım yerde de durmam. Hoşuma gitmeyen iş varsa da yapmam. Benim, bunu da söyleyeyim, supplement reklamlarından gelecek olan paraya da ihtiyacım yok çok şükür. Ben sosyal medyadan para kazanan bir adam da değilim. Evet, sosyal medyadaki takipçilerimin sevgisi, desteği sayesinde bir yerlere geliyoruz. Onların desteğiyle işlerimizi sunuyoruz. Sosyal medya sayesinde sunuyoruz ama ben yıllarımı verip bir marka geliştirdim. Ve bu markanın spor salonları vesaireleri, personal training timleri var. Ve ben bu işi yapıyorum. Benim mesleğim spor bilimcisiyim. Ben işimi zaten yapıyorum arkadaşlar. Instagram'da yorumlar gelir işte.
paylaştı. Kesin işte demişim ben orada bir anlaşmam yok. Başka markalara. Ve arkadaşlar hakikaten benim böyle bir şeye ihtiyacım yoktur. Ben istesem kendi markamı kurabilirim şu an. Buna, bu laflara, bu düşüncelere lütfen girmeyin. Elbette ki bir markayı temsil etmek güzel bir şey. Güvendiğin bir markayı takipçilerine sunmak güzel bir şey. Ama şu an böyle bir şey söz konusu değil. İlerleyen zamanlarda hayat ne getirir görecek. Hep birlikte şimdi biraz eğlence zamanı. Sizleri öpüyorum. Herkese iyi seyirler. Ne oldu? Oya bozuyorsun ama. Ne oldu? Bozmayacağım oyunu. Bozdun oyunu. Seninle oyun kurmaya çalışıyorum ama. Ben de seninle oyun kurmaya çalışıyorum. Sen oyun bozan. Gitti. Ne? Öğün 1. 2 tam yumurta, 6 yumurta beyazı, 70 gram pirinç patlağı veya pirinç unu tüketebilirsiniz. 100 gram da çilek ve 2 gram tuz. Her şeye rağmen ikinci bölümüyle sizlerle. Bugün bayramın ikinci günü. Biz de biraz sosyal aktivite herkesin yapmaya karar verdik. Evet, Sarp şapkayı istemez arkadaşlar. Ama çok sıcak. O zaman evet, aksiyonlu bir ikinci bölüm olacak gibi. Bakalım antrenmanlar, diyet, işte evde durumlar, işte durumlar, bu bölümde neler olacak? O zaman ikinci bölüm başlıyor. Girne Limanı'na geldik. Hem ufaktan siz de biraz buraları görürsünüz arkadaşlar. Hem biz de biraz vakit geçirdik. Babam, öğün çantasını aldın, nereye gidiyorsun? Thank you. Abiye thank you dedin mi babam? Bye. Burası eski Girne Limanı. Çok güzel liman yedim. Artık bayağı güzel tadilat yapıldı ve şu an ziyaretçiler için açık. Burada çok güzel kafeler var. Hani babam küçücük gemi? Sarp'ta küçücük gemi peşinde. Harika bir yer. Sarp ne oldu, korktun mu? Babam gel. Gel buraya bak, buraya Sarp. Gel gel. Aferin babam, başardın. Şimdi sırt antrenmanı için salona gidiyoruz. Sırt, biceps ve arka omuz. Evet, bugün antrenmanda ne var? Büyük antrenörüm, canım eşim. Beni kontrole geldi. Sırt konusunda takıntılıdır. Sadece ben mi? Evet. Sarp Bey'im var. Evet. Sarp, ne yapıyorsun baba? Antrenman mı yapıyorsun? Evet. Antrenman yapar Sarp arkadaşlar. Evet, sırt antrenmanıyla sizlerleyiz. Bu açıyı aynı. Birse kırılır zaman vücuda yakınız. Aynı. Avuç içleri çok atmış. Süreç harika gidiyor. Bu şekilde hazırlanıyoruz. Bu şekilde çekim yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde antrenman da yapacağım. Bu şekilde antrenman, bu şekilde diye. Anneciğim, baba. Tamam, olmaz. Bir şey söyleyeceğim. Oraya kameraya takipçilerimize bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Tamam, bekle. Arkadaşlar süreç harika gidiyor. Gidişattan gayet memnunum. 12 haftanın kalması ve 12 hafta kala böyle bir formda olmak uzun zamandır yakaladığım bir sonuç değil. Bunu sonuna kadar devam ettirip artık bu işi bitirmemiz lazım. Değil mi babam? Çak! Evet, çak. Mami.
Babacığım. Yapan baba. İyiyim baba, post çalışıyorum. Sen? Yapan. Post çalışıyorum. Sen? Ne diyor? Sen de çalış. 19 Haziran Cuma. Bugün off gün. Çarşambaları genellikle ve çarşamba pazar günlerini off gün olarak değerlendiriyorum. Off günlerde sadece 30 dakikalık kardiyo ve biraz stretching yapıyorum. Sonra biraz işlere bakıp her şeyi yoluna koyduktan sonra ailemle vakit geçiriyorum. Bugünkü planımız Güney Kıbrıs'a geçeceğiz. Oradan da birkaç görüntü alacağım. Bazı bulamadığım gıdaları ve supplementleri Güney Kıbrıs'tan bulabiliyorum. O yüzden hem bir supplement store ziyareti hem de bir alışveriş merkezi ziyareti yapacağız. Annem ve babam da bizlerle birlikte olacak. Keyifli bir gün geçireceğiz. Ama öncesinde şimdi önemli bir durum var. Haftalık ölçümümüzü yapmamız lazım. Bakalım bir haftada ne noktaya gelmişiz. Şimdi Faik bizi hem Ozi ölçecek. Bakalım sonuçlar ne olmuş ve bundan sonraki süreçte nasıl bir yol izleyeceğiz. Anne babayla Güney Kıbrıs turu ama yolu kaybettik galiba. Baba. Evet. Neresi? Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Bir an önce bulalım da. Akşam çekim var. Benim de toplantım var. Yapacak bir şey yok. Now we are at Ellie's supplement shop. It's sock supplement store. Sock supplement. Yes. Arkadaşlar burası Güney Kıbrıs'ın en büyük supplement store'u. It's biggest one and all brands inside. All of them. Bugün buradayım. Ve burada bir inceleme yapacağım. Avrupa'da neler var neler yok diye. Old school, which one? All BPI, Nutrex, yes. Nutan, Canadian. We have all the essential aminos from Nutan, all BCAAs. You choose your flavor from there. That's where, upstairs. Turkish, Anne. Greek, Mama. English, Mama. Evet, annem burada İngilizce ve Rumca derslerine de başladı. My friend. Arkadaşlar bu arada Güney Kıbrıs'tayız. Yes. You know my favorite is always vanilla. Ben vanilyacıyım arkadaşlar. Yani maalesef yapacak bir şey yok. Bir tane de çikolatalı aldım işte arada evde içelim. Bizim evin klasik rutini, bu değişmez. Herkesten önce ben uyanırım. Yaklaşık bir 15 senedir bu böyledir. Öğrencilik hayatımda da böyleydi. Annemlerinden kendine böyleydi. Evlendim yine böyle. Herkesten önce ben uyanırım. Sabah karışımlarımı içerim. İşte bugün C vitamini, kreatin ve glutamin karışımımı içtim. Bu arada farklı markaları kullanıyorum. Kreatinde Muscle Tech'in bu
Seltek ürününü kullanıyorum. Kreatin HCL var içinde, gayet güzel bir ürün. Uplight, bu markayı seviyorum. C vitaminimiz Uplight. Mutant'tan ürünlerimiz var. Bunları da size de sonra gösteririm. Organ koruyucusu olarak da Rich Piana'nın bu ürünü harika arkadaşlar. Sabah uyanır uyanmaz bunu da içiyorum. Glutamin olarak da Biotech var. Fiyat uygundu. O yüzden onu aldım. Durumumuz bu şekilde. Şimdi kahveyi yapıyorum. Sabah rutini olarak kahveyi yaparım. Melisa Sarp uyanır. Birazdan göstereceğim size onları da. Birer bardak kahve. Ondan sonra kardiyo. Burada küçük bir adam var. Günaydın. Anne yine gecenin bir yarısı yanına aldın belli ki. Aşkım günaydın. Önce protein. Kaslar. Bugün günlerden Perşembe. Yeni bir çalışma için yoldayız. Birkaç farklı marka içeren bir reklam filmi çekeceğiz. Ve bu reklam filminin perde arkasını sizlerle tabii ki videomuzda paylaşacağım arkadaşlar. Bu arada mikrofon olayını çözdüm. Artık bu YouTube tam kalite oldu. Keyifli gidiyor, bakalım nasıl olur. Yani sen burada giyinirken bütün takımı göreceksin yoksa üstü? Yok, sadece Oğuz Oğuz'a çalacağım. Tamam, okey, basit iş. Midshot'ta bir tane Oğuz Oğuz'a çalacağım. Takımımız, milimetrik ayakkabılarımız, tabii ki Puma. Evet arkadaşlar, bu benim hazırlık dosyam. Bu dosyanın içerisinde nelerimiz var? Bu benim performans takip defteri. Bu çok önemli bir şey. Bir konuyu ölçmeden değerlendiremezsiniz. Bu defterin içerisinde fiziksel rapor analizlerimizden tutun. Periyodizasyonumuz, burada hangi yarış, hangi takvim, ne zaman katılacağımız yazıyor. Günlük kilo kontrolü, beslenme ve antrenman programları. En önemlisi, haftalık antrenman takiplerinizi yapmak zorundasınız. Hocam, setteki aile ortamıyla ilgili bize söylemek istediğin bir şey varsa. Sette çok ciddi bir aile ortamımız var. Çok sıcak, çok sevgili, saygılı birbirimize ve bu ilişkimiz umarım diğer setlere örnek olur. İnşallah, inşallah hocam. Dış çekimi bitirdik. Şimdi iç çekim, antrenman çekimi olacak. Ama en son yemeği saat 3'te yedim. Pre-workout'u da içtik. Üstünden geçti. Saat şu an 8'dir galiba. Kaçtır bebaylar saat? 8'i ve 10 geçiyorlar. Evet. Bayağı ciddi bir açlık. Ama üşenme, erteleme, vazgeçme mottosu. Yani bu antrenmanı çıkarmam lazım. Haftanın son antrenmanı bacak. Bacak çalıştığınız zaman vücuttaki glikojen çağrısını arttırırsınız. Büyük kas grubu çalıştırdığınız için. Böylelikle recovery sürecine de geçtiğinizde vücudunuz üst bölgenizde olmak üzere daha çok glikojeni depolamak için ihtiyaç içerisine girer. Böylelikle hem çok kalori harcarsınız, hem dinlenme safhasında çok daha iyi glikojeni depolarsınız ve yeni haftaya, pazartesi gününe çok daha dinamik ve efsane bir pumpla başlama ihtimaliniz var. O yüzden ben haftanın son günü bacak yapıyorum. Bacak yapıyorum, off yapıyorum, dolduruyorum depolarımı
depoyu glikojen çağrısını arttırıp ve yeni haftaya başlıyorum. Men's Physique bildiğiniz gibi yeni süreçte artık bacağa önem veren bir kategori haline geldi. Aslında bu ilk baştan beri böyle olması gerekirdi. Ama tabii ki bir klasik gibi bir bodybuilding gibi bir bacak bizim sikletimize uygun değildir. Atletik, konforlu, daha hacim olarak küçük ama hatlı, şort doldurabilecek kadar bir bacak bir men's physique sporcusu için yeterlidir. Alt ve üst dengeyi kurmanız lazım. Zaten men's physique kategorisini gördüğünüzde adamlar artık çıtır çıtır parça parça ve tamamen simetrik alt ve üst dengesini koruyan adamlardır. Durumumuz bu. Şimdi güzel bir bacak antrenmanı yapıyoruz. Kategoriye özel bir bacak antrenmanı yapıyoruz. Ve haftayı kapatıyoruz. Attın mı seti? Ve bir antrenmanın daha sonuna geldik arkadaşlar. Hiçbir zaman üşenmeyin, ertelemeyin, vazgeçmeyin. Başarısızlığı bir şans olarak görüp bir sonraki levelden daha ileriye gitmek için bıkmadan yola devam edin. 7 cm üstü 51 cm ince bir iş. Yani bile iste ya. Kümes yapımında varız. 0542 815 2545 hemen çağrı numarası. Aman yavaş annem. Yavaş. Vay sen Rocky Balboa gibisin ha. Boş zamanlarımda antrenman yapmadığım zaman kümes yapıyorum. Burada da minimal. Sağ. Diğeri gibi öyleydi. 47 santim ne dedin? Bu haftayı da kümes yaparak kapattık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bye bye.